Ana haber bültenimizden mutlu akşamlar gelişmelerle karşınızdayız sayın seyirciler. Birleşmiş Milletler Türkiye'nin talebine olumlu yanıt vererek yabancı dillerde Türkiye olarak kullanılan ülke adını Türkiye olarak değiştirdi. Ankara talep etti, Birleşmiş Milletler kabul etti. Artık Türkiye denilecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stefan Dujarric, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye yabancı dillerde Türkiye olarak kullanılan ülke adının Türkiye olarak değiştirilmesine yönelik Genel Sekreter Antonio Guterres'e gönderdiği mektubu aldıklarını ifade etti. Sözcü, talebin mektubun alınmasıyla derhal yürürlüğe girdiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 31 Mayıs'ta sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, ülkemizin marka değerini yükseltmek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gönderdiğim mektupla ülkemizin Birleşmiş Milletler nezdinde yabancı dillerdeki adını da Türkiye olarak tescil ediyoruz, hayırlı olsun ifadesini kullanmıştı. Öte yandan İletişim Başkanlığı da Mart ayında ülkenin sosyal ve ulusal ve uluslararası isminin Türkiye olarak kullanımını uluslararası mecralarda daha etkin şekilde duyurmak amacıyla Hello Türkiye adlı kampanya başlatmıştı. Hello Türkiye! Kampanya hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu kararın söylem birliğinin sağlanması ve uluslararası arenada Türkiye markasının güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda atılmış önemli bir adım olduğunu belirtmişti. Altun, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi dilde ve iletişimde de kendi benliğini ve kimliğini güçlendirdiğini vurgulamıştı. İlimizde bir ilk yaşandı desek yeridir sayın seyirciler. Afyonkarahisar'da gazeteciler arasında oluşturulan Afyon Basın Birliği daveti üzerine kentte teşkilatı bulunan 11 partinin il başkanı ve temsilcileri kahvaltıda bir araya geldi ve her şey Afyon için dedi. Türkiye'nin birlik ve beraberliğini gösteren güzel haber ilimizden geldi. Afyonkarahisar'da gazeteciler arasında oluşturulan Afyon Basın Birliği daveti üzerine kentte AK Parti, MHP ve CHP il başkanları olmak üzere 11 siyasi partinin temsilcisi kent ekonomisinin kalkınması için Veysel Eroğlu sosyal tesislerinde bir araya geldi. Programda Afyon Basın Birliği adına konuşan Yüksel Elçi, davete icap eden tüm il parti başkanlarına teşekkür etti. Geçtiğimiz günlerde Afyon Basın Birliği olarak bütün 11 siyasi parti il başkanlarını ziyaret etmiştik. Sağ olun, bizleri çok güzel karşıladınız. Biz de istedik ki siyasi parti ziyaretlerinden sonra sizleri de böyle bir kahvaltı organizasyonu bir araya getirmek istedik. Amacımız birlik, beraberlik, kaynaşma, dayanışma. Burada siyaset konuşmayacağız. Burada birlik ve beraberlik anlamında neler yapılabilir onları konuşacağız. Programda Birlik Yönetim Kurulu üyesi Resul Sündük de devlet teşvikleri konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Özellikle SGK destekleri, şu anda 17 farklı destek var. SGK desteklerini veren kurum, sosyal güvenlik kurumu, ancak kuruma gittiğinizde işveren servisini sağladığı destekler var. Onun haricinde işçi servisini sağladığı destekler var. Orada emeklilik servisini sağladığı destekler var. Eğer vatandaşımız oraya SGK'ya gittiğinde doğru kapıyı çalamaz ise, yanlışlıkla bir işveren servisine giderse sadece 1-2 destekten haberdar olup dönebiliyor. Bunun özelinde İl Tarım Müdürlüğü'nde bunun benzeri örnekleri var. Gittiğimizde kooperatiflere ayrı destek veriyor bu kuruluşumuz. Gittiğimizde çiftçilerimize ayrı kuruluş, ayrı bir destek, sanayicilerimize ayrı bir destek veriyor aslında ama yine orada yanlış bir kapıyı çaldığımızda desteği sadece bir tanesi öğrenerek geri dönebiliyor. Vatandaşlarımız desteğin olmadığını düşünerek aslında geri dönmüş oluyor. Daha sonra siyasi parti temsilcileri sırasıyla söz alarak birer konuşma yaptılar. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak tüm siyasi partilerimiz destek oldukları takdirde Afyonkarahisar'da çalıştay yapılmasını, kurumlar tarafından desteklenmesini, tanıtım yapılmasını her zaman destekleyeceklerini söyledi. İnşallah bir kişi daha fazla personel istihdam edilsin, bir kişi daha fazla çalışsın. Bizim niyetimiz, amacımız bu. Bu masa etrafında toplanan değerli il başkanlarımıza, siyasi partilerimizin temsilcilerine çok teşekkür ediyoruz. Afyonkarahisar gerçekten birlik ili oldu artık. Ve hiç kimse görüşünü, fikrini ve karşıdaki insanın eleştirilerini hiçbir şekilde yani bir küslük, dargınlık oluşmadan bu bir siyasi nezaket çerçevesinde devam ettirebiliyoruz. Bu bizi gerçekten çok memnun ediyor. MHP İl Başkanı Mehmet Kocacan da
Bizleri bir araya getirmeniz onur verici dedi. Böyle elzem bir konuya parmak basmanız, bizleri bir araya getirmeniz bizim için de onur verici, güzel bir şey. Afyon için hepimiz hep beraber ayağa kalkmalıyız, doğrudur. Bizim ayrılığımız yoktur ama bu şahısa münasır bir şeydir. Siyasete girmeden bu işlerde yapılabilecek hemhal neyse biz de kendi adımıza her şeyden geri durmadan elimizi içine atmaya razıyız. Toplantıya katılan diğer il başkanları da tek tek söz alarak kısa birer konuşma yaptılar. Konuşmalarında Afyonkarahisar'ın her alanda ileri gidebilmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayarak birlik ve beraberlik mesajı verdiler. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taktak, Beyazı İlkokulu öğrencilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde misafir etti. Beyazı Belediye Başkanı Asım Altıntaş'ın destekleriyle gerçekleşen Ankara ziyaretinde öğrenciler Anıtkabir'i de gezdiler. Beyazı Belediye Başkanı Asım Altıntaş'ın destekleriyle Beyazı İlkokulu öğrencilerinden oluşan 41 öğrenci Ankara'da önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni sonra Anıtkabir'i ziyaret etti. Öğrenciler okul müdürü Serkan Çelik, öğretmenler Filiz Altuntaş ve Bahar Çıbıkçı eşlik ettiler. Öğrenciler ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytan davetlisi olarak meclisi gezdiler. Öğrencilerin ellerinden tutarak meclisi ve genel kurulu gezdiren Milletvekili Taytan öğrencilerin ilgisi yoğundu. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Milletvekili Taytak, Beyazı İlkokulu öğrencilerimizi Gazi Meclisimizde ağırladık, öğrencilerimiz bizim her şeyimiz, geleceğimizdir dedi. Çocuklarımızı Cumhuriyet'in meclisine getirdiler. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in meclisindeler şu anda. Ben de onlarla aynı gururu yaşıyorum. Elbette bizim için bu nesiller, gelecek nesiller, ülkemizin teminatı, bekamızın teminatı, onlarla aynı noktada kalmak, onlarla birlikte olmak beni ayrıca gurur ve şereflendirdi. Belediye olarak eğitime ve gençlere her zaman destek verdiklerini söyleyen Beyazı Belediye Başkanı Asım Altıntaş ise Beyazı İlkokulu'nda okuyan öğrencilerimizi ödüllendirmek için Ankara gezisi düzenledik dedi. Öğrencilerimiz bana hediye geldiğinde sayın vekilimi aradım. Sayın vekilim dedi ki başım gözüm üstüne. Maraş'ta olacak ama yetişeceğim diye vekilimiz söz verdi. Hep beraber buradayız. Vekilimiz de dahil. Kasaba adına ve kendi şahsıma. Vekilimize teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Beyazı İlkokulu Müdürü Serkan Çelik de Milletvekili Mehmet Taytak ve Belediye Başkanı Asım Altıntaş'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bizim için çok değerli bir gündü. Sayın Vekilim bizi misafir etti. Öğrencilerimizin çoğu ilk defa Ankara'yı gördü, meclisi gördü sayesinde kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Meclis ziyaretinden sonra öğrenciler Anıtkabir'i ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası 2022 yılı Mayıs ayı ihracatı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Buna göre ilimizin Mayıs ayındaki ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %50.7 arttı. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Afyonkarahisar'ın 2022 yılı Mayıs ihracatı hakkında bilgi verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, ilimizin Mayıs ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %50.7 arttı. 2021'in Mayıs ayında 31 milyon 630 bin dolar olan ihracatımız bu yıl Mayıs ayında 47 milyon 674 bin dolara çıktı. 2022'nin ilk 5 ayında ihracatımız %13.9 artış gösterdi. 2021'in ilk 5 ayında ilimizden 152 milyon 139 bin dolarlık ihracat yapılırken bu yılın ilk 5 ayında 173 milyon 345 bin dolarlık ihracata imza atıldı dedi. Afyon'dan yapılan dış satımın ülkelere göre dağılımı hakkında bilgi veren başkan, 2021 yılının Mayıs ayında ilimizden 96 ülke ve 2 serbest bölgeye ihracat yapılmıştı. Bu yılın Mayıs ayında 79 ülke ve 1 serbest bölgeye ihracat gerçekleştirildi. Bu yılın Mayıs ayında en çok ihracat yaptığımız ülke %4388.8 yükseliş ve 17 milyon 93 bin dolarlık dış satımla Hindistan oldu. İkinci sıradaki Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığımız ihracat %15.3 oranında gerileyerek 5 milyon 211 bin dolar oldu. İhracatımız üçüncü sıradaki Fransa'ya ihracatımız %20.6 gerilemeye rağmen 3 milyon 278 bin dolar olarak gerçekleşti dedi. Serteser en çok ihracat yapan sektörler hakkında da Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %6992.1'lik büyük bir artış, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe ilk sırada yer aldı. İkinci sırada çoğunluğu mermer ve
Doğal taş olan madencilik ürünleri sektöre geçen yılın aynı ayına göre %28.3'lük gerilemeye rağmen 16 milyon 568 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İlimizin Mayıs ayı ihracatında 3. olan çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörü %182.8'lik artışla 2 milyon 543 bin dolarlık ihracatıyla dış satıma imza attı değerlendirmesine bulundu. Sayın seyirciler, gençlerde kalp krizi oranında %20 artış gözüküyor. Diyarbakır'da kardiyoloji bölümünde görevli doçent doktor Serkan Akdağ, son 2 yılda dünyada ve Türkiye'de gençler arasında kalp krizi oranında %20 artış olduğunu söyleyerek uyarılarda bulundu. Genç bireylerdeki kalp krizleri maalesef daha ölümcül oluyor dedi. Çok fazla yani. Son yıllarda gençlerde kalp krizi oranında %20 artış gözüküyor. Diyarbakır'da kardiyoloji bölümünde görevli doçent doktor Serkan Akdağ üzülerek gençler arasında artış yaşanan ve ölümle sonuçlanan bir durum açıkladı. Bizim merkezimizde de ve ülkemizin birçok merkezinde de hatta dünya çapında da özellikle son 2 yılda genç bireylerde kalp krizi vakaları ciddi şekilde artmaya başladı. Bu tabii bizi de çok sıkan bir konu. Biz de bununla ilgili çeşitli araştırmalar yaptık, makaleler okuduk, yurt dışındaki yayınlanan bazı araştırmaları derledik, inceledik. Bizlerle, yani bizim merkezimizle, bizim ülkemizle dünyadaki diğer ülkeler arasındaki nedenlere baktığımızda ciddi bir fark yok. Bu son 2 yıllık süre içerisinde, bu Covid sürecinden sonra genç bireylerde kalp krizi vakalarının yaklaşık %20 arttığını gördük. Genç birey derken 40 yaş altı bireyleri kastediyoruz. Bazen aylık aldığımız vakaları incelediğimiz zaman kalp krize gelen vakaların yaklaşık yarısının, bu çok üzücü bir rakam, yarısının 40-45 yaş altı olduğunu görüyoruz. Dolaylı olarak Covid'in etkisini inkar edemeyiz diyen uzman nedenleri de şöyle açıkladı. %60-65 oranında sigaranın etkili olduğu net bir şekilde saptanmış durumda. Bizim burada, benim yaptığım ve bizim arkadaşlarımız beraber yaptığımız vakalarda da yaptığımız analizler, istatistiklerde yaklaşık %90'ının sigara içtiğini gördük. Sadece sigaraya bağlamak doğru değil ama sigara çok önemli faktör. Bu bir. İkincisi yaşam tarzı değişikliği. Nedir bu? Yediğimiz, içtiğimiz gıdalar değişmeye başladı. Hareketsiz bir yaşam tarzı, stres faktörü, obezite, bunların hepsi çok önemli, çok etkili faktörler. Covid'e mi bağlı? Bu soru çok soruluyor. Hocam işte bu 2 yılda bu kadar çok fazla kalp krizi gençlerde olması nedeni acaba Covid mi ya da aşılar mı? Buna direkt bağlamak doğru değil. Ama dolaylı olarak tabii ki Covid'in etkisini inkar edemeyiz. Neden? Çünkü Covid sonrası süreçte insanlar hepimiz evlere kapandık. Yaşam tarzımız değişti. Hareketsiz bir yaşam tarzına maruz kaldık. Yediğimiz içtiğimiz gıdalar değişti. Hazır gıdaları daha fazla tüketir olduk. Tabi evde olunca bilgisayarlarla işte elektronik eşyalara daha fazla zaman geçirmeye başladık. Bu da bizi daha çok tembelliğe itti. Bununla beraber stres faktörümüz arttı. İşte tütün, alkol, sigara kullanımı artmaya başladı. Bunların hepsini birleştirdiğinizde, bunların hepsi birer birer ayrı ayrı kalp damar hastalığı için risk faktörü, ciddi risk faktörü. Genç bireylerdeki kalp krizlerinin daha ölümcül olduğuna dikkat çeken doktor Akta, %86'lık bir oranda stent takılma zorunda kalınıyor dedi. Damar yapısı, ben çınar ağacına benzetiyorum. Çınar ağacı dalları çok fazladır. Bir ana damar tıkansa bile diğer damarlardan, yan dallardan beslenip size bir zaman kazandırabiliyor ama gençler fidan gibidir, damar yapısı fidan gibidir ve dolayısıyla ana damar gittiği zaman yan damar sayınız az olduğu için bu maalesef ölümcül seyrediyor ve biz bu acısını çok görüyoruz. Sadece ölümcül olması değil, aynı zamanda kalıcı kalp yetmezliği, ölümcül ritimler gelişme riski de daha yüksek oluyor. Yine yapılan bir çalışmada gençlerde maalesef görülen krizlerin %82'si acil serviste tanısı konuluyor. Bu çok kötü bir şey. Yani siz kalp hastasısınız ama bilmiyorsunuz, haberiniz yok sizden. Kriz geçiriyorsunuz ve acilde krizde anjiyo masasında tanı konuyorsa bu çok kötü. Yine bunların büyük bir oranına, %86'lık bir oranına stent takılmak zorunda kalıyor. Bu da kötü bir şey. Sonuçta ömür boyu kalp damar hastası olmuş oluyorsunuz. Tütün, alkol ve fast food gibi faktörlere de değindi. Kanserojen madde miktarının sigaradan çok daha fazla olduğu saptandı. Dolayısıyla tütün kullanımı dersek çok daha doğru olur.
alkol ve her türlü uyuşturucu maddeden uzak durmamız lazım. Fast food gıdaları ciddi şekilde azaltmak lazım. Hazır gıdalardan uzak durmak lazım. Trans yağlar çok çok önemli. Trans yağları ciddi şekilde hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. İçişleri Bakanlığı otoyollardaki hız sınırı limitinin artırılması ile ilgili kararı 81 ile genelge ile gönderdi. Buna göre hız sınırı 1 Temmuz'dan itibaren Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan yolda Ankara-Niğde arası hariç 130 km saate, Kuzey Marmara-İstanbul-İzmir-Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 km saate kadar yükseltilecek. Otoyollarda hız sınırı artırıldı. Bir süreden bu yana otoyollardaki hız sınırı üzerinde çalışma yürüten İçişleri Bakanlığı çalışmayı noktaladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hız sınırlarının artırıldığını söyledi. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni hız sınırları ile ilgili 81 ile genelge gönderildi. Buna göre 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere otoyollara göre değişmekle birlikte hız sınırlarında saatte 10 ila 20 kilometreye kadar artışlar yapılabilecek. Valiliklere gönderilen yazıda hangi otoyolda ne kadar hız limiti uygulanacağına ilişkin detaylara yer verildi. Yazıda Karayolları Trafik Kanunu'nun hız sınırları başlıklı 50. maddesinde motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği ve en çok ve en az hız sınırları, şehirler arası çift yönlü karayollarında 90 km saat, bölünmüş yollarda 110 km saat, otoyollarda 120 km saat hızlı geçmemek üzere yönetmelikte belirlenir hükmünün yer aldığı anımsatıldı. Yazıda yol standartları dikkate alınarak ilgili mevzuat çerçevesinde ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın görüşüyle belirtilen hız sınırlarını yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü karayollarıyla bölünmüş yollarda ve otoyollarda otomobiller için 20 km saate kadar İçişleri Bakanlığı'nın artırmaya yetkili olduğu ifade edildi. Hangi yolda hız ne kadar artırılacak? Buna göre Edirne İstanbul Avrupa Otoyolu, İstanbul Ankara Anadolu Otoyolu, Niğde Mersin, Şanlıurfa Niğde Tarsus kesimi, Tarsus Şanlıurfa kesimi ile Çeşme İzmir Aydın, Çeşme İzmir kesimi ile İzmir Aydın kesimleri, otoyolların mevcut olan 120 km saat olan hız sınırı 10 km saat arttırılarak 130 km saate çıkacak. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya Kurtköy Oda Yeri Kınalı bölümü, Malkara Çanakkale Gebze İzmir Menemen Çandarlı Ankara Niğde otoyollarında ise 120 km saat olan hız sınırı 20 km saat artırılarak 140 km saate çıkarılacak. Yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 km saat olan hız sınırı 20 km saat artırılarak 140 km saate yükseltilecek. 1 Temmuz'da başlayacak uygulama kapsamında otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmalar sürüyor. Evet, şimdi sırada Asayiş haberlerimiz var. Yarın buluşmak dileğiyle güzel bir akşam geçirin. Hoşça kalın. Volvadin'e görevli infaz koruma memuru evinde ölü bulundu. Olay Volvadin ilçesi Kırkgöz mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Volvadin cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yapan 45 yaşındaki Yusuf Ziya Erkan işe gitmeyince durumundan şüphelenen çalışma arkadaşları Erkan'ın annesini arayıp durumu iletti. Bunun üzerine anne ilçede oturan tanıdıklarını arayıp oğlunun evine bakmalarını istedi. Eve giden Erkan'ın yakınları şahsi yerde hareketsiz yatarken buldu. Ardından polis ve 112 acil servise bilgi verilerek yardım istendi. Eve gelen sağlık görevlileri Erkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından Erkan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu, çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Aniden başlayan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken ardı ardına çakan şimşekler ve düşen yıldırımlar geceyi gündüze çevirdi. Kente akşam başlayan sağanak yağış olumsuzlukları beraberine getirdi. Yağışa hızlılıksız yakalananlar zor anlar yaşarken yağmurdan dolayı trafikteki sürücüler de zaman zaman ilerlemekte güçlük çektiler. Öte yandan Şuhrut'ta akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve dolu hayatı felç etti. Kısa süre içinde ilçe genelini etkisi altına alan şiddetli yağış ve dolu nedeniyle ilçeye bağlı organize sanayi bölgesi istikameti ve Efeköy'ü giriş yolu sular altında kaldı. Bazı vatandaşlar olan yerinde mahsur kalırken itfaiye, kepçe, greyder ve AFAD ekipleri mahsur kalan vatandaşları kısa süre içinde kurtardı. Şiddetli yağış dolayısıyla Şuhrut-Afyonkarahisar yolunda ulaşımı kapandı. Ekiplerin yoğun özverili çalışmaları sonucunda tekrar Şuhrut-Afyonkarahisar yolu ulaşımı açıldı. Yağış sonrasında dolunun fındık büyüklüğünde olduğu görüldü.
Şuhut'ta etkili olan selin ekili alanlarda sebep olduğu zararın boyutu da perşembe gün yüzüne çıktı. Birçok ekili alan selden zarar görürken tarlalar kullanılamaz hale geldi. Perşembe sabah bölgeye hasar tespit ekipleri sevk edilirken köylülerin ekili alanlarının birçoğunun sel nedeniyle zarar gördüğü ortaya çıktı. Su borularının sel altında kaldığı afette fasulye tarlaları da kullanılamaz hale geldi. Tarla sahibi Şerafettin Çalışkan, selden ekili haliyle 50 bin lira zararının olduğunu belirtti. Orada köprü var, köprüden sel gelmiş, tarladan böyle geçmiş boruları, ekim, fasulye ektik, götürmüş bu şekilde. Durum bu. Tahmin olarak 50'den aşağı değil. Fabrika duvarına çarpan araçta bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kaza Afyon-Kayseri-Konya karayolu 18. kilometrede meydana geldi. Mert Yiğit K idaresindeki 35AYR-758 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün bilinmeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarında bulunan bir fabrikanın duvarına çarparak durabildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken sağlık ekipleri de kazada yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Araçta yolcu olarak bulunan Atakan Tolgahan K isimli şahsın ise hayatını kaybettiği belirtildi. Aynı aileden 4 kişinin içinde uyuduğu otomobilin üzerine MDF yüklü tır devrildi. Kaza Afyonkarahisar-Antalya karayolu 62. kilometresi Sandıklı ilçesi girişinde meydana geldi. Mehmet İyi yönetimindeki MDF yüklü 41AJ540 plakalı tır bilinmeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu kontrolden çıktı. Savrulan tır ardından yol kenarında 4 kişilik ailenin içinde uyuduğu park halinde bulunan 34EMZ139 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Otomobil olayda tır dorsesindeki MDF'lerin altında kaldı. Kazada otomobil içinde uyuyan Ufuk A, eşi Fatma A ve çocukları 10 yaşında EA, 7 yaşındaki NA ile tır sürücüsü Mehmet İ yaralandılar ve Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken durumlarının da iyi olduğu bildirildi.